Yeni yıla zam sanayıyla girildi. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt ürünleri başta olmak üzere birçok üründe fiyat güncellemesi yapıldı. Giyim sektörünün de zamlardan etkilendiği ifade edildi. 2022 yılının ilk gününde giyim sektörüne de zam geldiğini belirten kıyafet sektörü esnaflarından Mehmet Peker, piyasadaki kur dalgalanmasının fiyatlara olumsuz yansıdığını söyledi. Döviz kuru düştüğü halde sektörde fiyat artışına gidildiğini anlatan Peker, "Bizler maalesef bu durumun önüne geçemiyoruz. Ama dolar artsa da eski fiyattan satmaya çalışıyoruz. Az kazanalım ama müşteri kaybetmeyelim." diye konuştu. Bu yıl başında özellikle çok büyük zamlar geldi bu sektörlerde. Dolar arttı, zam yapıldı. Dolar düştü, tekrar yine zam yapıldı. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Ama biz şunu uyguluyoruz özellikle. Dolar da artsa, başka bir şey de artsa eski fiyattan satmaya çalışıyoruz ki biz az kazanalım ama müşteri kaybetmeyelim. Şu anda onun için çabalarını gösteriyoruz. Müşteri kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz ve ürünlerimizi zaten iyi kötü gösterdiğimiz zaman çeşitlerimiz en iyi kalite sunmaya çalışıyoruz. Dolarda düşüş meydana geldi. Bunlar ürünlere yansımadı mı? Yansımadı. İmalatçılar ve toptancılar tam tersi düşse de aynı fiyat konumunda tuttular. Yani bir fırsatçılık yaptılar. Yani çıktığı zaman fiyat çıkarıyorlar, düştüğü zaman da ya biz stoklu aldık bunu indiremiyoruz diyorlar. Biz de bunu müşteriye yansıtmıyoruz ki elimizden geldiği kadar eski fiyata ne aldıysak çok cüzi bir kar koyalım. İcabında hani ne diyelim müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışalım. Bu sene biz para kazanmayalım. Önemli olan bu. Ama bu sene bütün müşterilerimizin ayağını yeraltı çarşısından kesmeyelim. Buraya geldikleri zaman memnun kalsınlar. Biz bunlar için uğraşıyoruz, onlar için çaba veriyoruz. Vatandaşın şu an alım gücü nasıl? Ya şu an için alım gücü çok zor. Asgari ücrete gelen zamlar zaten Şubat ayından itibaren yansıyacak. Ama zamlar, ürünlere gelen zam şimdiden başladı. O yönde bir sıkıntılar var ama inşallah atlatmaya çalışacağız bir şekilde. Biz esnaflar olarak eğer el birliği verirsek, vatandaşlarımız da el birliği verirse bir şekilde atlatacağız inşallah. Onu umuyoruz. Ürünlerinizin fiyatları ne durumda peki? Ya normalde şu anda %40-%50'ye kadar bir zam geldi. Ama biz elimizden geldiği kadar zam yapmıyoruz. Biraz önce onu söyledim. Eski fiyat üzerinden satıyoruz. Ha, çoğu sermayesine dek geliyor. Ama dediğim gibi biz bunu özellikle kendi elemanlarımızdan da ortaklarımızdan da konuştuk. Bu sene kesinlikle zam yapılmayacak. Bu şekilde satışlarımız devam edecek. Biz bu şekilde uyguluyoruz ama herkesin gücü buna yetecek mi? Bir şey diyemiyorum. Bütün esnaflarımız da bu şekilde tavsiye ederim. Bu sene az kazanın ama müşteri kaybetmeyelim lütfen. Biz bunu sunuyoruz herkese. Şimdi ben şu şekilde söyleyeyim. Normalde biz sivitlerimiz 150 TL'ydi normalde. Şimdi zam geldikten sonra otomatikmen neredeyse 250-300 TL'lere kadar vardı. Ama biz dediğimiz gibi çok büyük bir zam yapmadık. Hani ne dedik? Müşteriye gelişi bize karşı oldu. 150 mi? Şu anda yine 150 demeye çalışıyorum. Ama bizim gibi bir iki tane esnaf bunları yapmaya çalışan. Ama şu anda hakkı olarak bakarsan 150'ye aldığın ürünü 300'e satıyorum millet.